Hayırlı bir gün. Dolar düştü mü? Merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Can'la birlikte haftanın olaylarını yorumlayacağız. Kemal, merhaba. Merhaba Ruşen. Bu saatler olsun. Ben seni daha önce görmüştüm ama izleyicilerimiz için şey olur, sürpriz olur. Şimdi çok şey de gelir. Gerçi bu sene iki oldu yani. Evet, bu karantina bitmek bilmiyor zaten. Bu arada haftalar çok hızlı geçiyor Kemal, sanki son yayını daha dün yapmışız gibi böyle evet. Bir şey. Ben bunu bir cuma günü seninle yayın yaparken bir de pazartesi yaptığım ilk yayınlarda hissediyorum. Evet. Çok acayip bir şey. Yaşlanınca böyle oluyor galiba. Neyse, şimdi muhalefet konuşacağız ama onun öncesinde şu Avrupa Birliği ve ABD yaptırımlar meselesine bir gelelim. Avrupa Birliği'nden karar çıktı, pek bir şey çıkmadı. Yani yaptırım denemez. Yine Mart ayına attılar Türkiye ile hesaplaşmayı diyelim. Ve orada bir de ilginç bir şey var. Eski raportör Kati Piri karar şeyini göstermiş, paylaşmış ve şey de yorumlamış. Burada Türkiye'deki hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklerle ilgili hiçbir referans yok. Esas hikaye Doğu Akdeniz, bir de Türkiye ile ilgili göçmenler meselesi, mülteciler meselesi var. Onun dışında Türkiye'yi çok fazla diğer konuları AB gündemine almamış ve sonuçta herhangi bir şey çıkmadı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden S-400'ler nedeniyle kongrenin yaptırımları çıktı kongreden. Trump'ın bu sefer imzalayacağı söyleniyor. Bu da çok büyük bir sürpriz. Yani şöyle sürpriz, Trump'tan her şey bekleneceği için hiçbir şey sürpriz olmaz ama Erdoğan'ın Trump'la ilişkisi nedeniyle bu sürpriz olabilir. Çünkü daha önce biliyorsun hep bu yaptırımları Trump veto ediyordu, erteliyordu. Reuters'ın haberinde şey diyor, Trump'ın Erdoğan'ın Biden'ı tebrik etmesi nedeniyle hani bir tereddüt ettiler biliyorsun. Ömer Çelik önce yasallaşmadan şey yapmayacağız, tebrik etmeyeceğiz demişti. Ertesi gün Erdoğan tebrik etmişti Biden'ı. Reuters'in yorumuna göre Erdoğan'ın tebriğine kızmış Trump ve onun için günah benden gitti yapacakmış deniyor. Her halükarda AB'den bir şey olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir şeyler gelebilir. Bugün Cumhurbaşkanı Bakü dönüşünde döndükten sonra mı uçakta ya da galiba uçakta gazetecilere Biden'ı beklemek gerektiğini söylemiş. Zaten birbirimizi tanıyoruz demiş. Bir de ilginç bir şey var. Bir laf etmişti. Ben orada kendisine cevap vermedim. Hatırlıyorsun. O iktidarın bütün temsilcileri İbrahim Kalın vesaire hepsi Biden'a laf yetiştirmişlerdi kampanya süresince. Hani Türkiye'yi Türkiye'den de bahsettiği bir röportaj sırasında Erdoğan ben bir şey söylememiştim, cevap vermemiştim. Biden'ı bekleyelim deyip kapıyı açık tutuyor ve görmüşsündür Washington Büyükelçisi de Murat Mercan oldu. Murat Mercan oldu. Murat Mercan AKP'nin kuruluşundan beri içinde olan Abdullah Gül'ün çok yakınındaydı ama sonra bir şekilde ondan ayrıldı ve önce Tokyo'ya gitti, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ki Murat Mercan, ben Washington'da gazeteci olduğum zamandan da biliyorum, iktidarın zamanında ABD ile olan temasların hemen hemen hepsinde meclisin dış ilişkiler komisyon üyesi ya da başkanıydı galiba. Birçok şeyde çok aktif bir şekilde gelirdi. Tanıdıkları da vardır, ilişkileri de vardır. Onun da bir işaret olduğunu görüyorum. Anladığım kadarıyla ABD ile ilişkiler daha fazla öne çıkacak. Avrupa Birliği ile ilişkiler zaten böyle bir sallantıda gidiyor. Ama ABD, Biden gelene kadar bu yaptırımlar olur mu olmaz mı meselesi derken önümüzdeki günlerde herhalde bayağı bir ABD'yi belki de bugünden itibaren, bugün belki orada saat farkından dolayı
belki Trump Türkiye'nin akşam saatlerine doğru imzalar, bir iddiaya göre imzalayacak deniyor. Ne dersin, bu ABD tekrar Türkiye'de eskiden Erdoğan-Trump ilişkisiyle yürüyen ilişki tekrar Türk-Amerikan ilişkilerine döner mi? Ya istersen şimdi sonlanma, yani senin ikinci bahsinden başlayayım, Amerika'dan başlayayım. Şimdi Trump'ın yani Reuters'ın haberindeki gibi böyle anlık bir reaksiyonla bir şey yapmasına şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Ama ben bu işin arkasında işte Pompeo ikna etti filan meseleleri de olduğu için galiba Trump'ın artık 2024 perspektifine göre pozisyon almaya başladığını anlayabiliriz buradan. Bence Türkiye'ye yaptırım meselesi de başkan olarak devam edecek bir Trump için başka bir anlam ifade ediyordu. O iyi anlaştığı biri olarak beraber iş kotardığı bir lider görüntüsü. Ama şimdi artık Trump bir tür muhalefete çekilip ve 2024 için kendisini hazırlayan, dolayısıyla işte senatonun, cumhuriyetçilerin, genel kamuoyunun eğilimlerine göre, yani biraz Amerikan başkanının ihtiyaçlarına değil, bir dahaki seçimin adayının ihtiyaçlarına göre davranma gereğinden dolayı da bunu yapmış olabilir. Çünkü biliyorsun hem Amerikan kamuoyunda hem senatoda ve temsilciler meclisinde bu mesele çok uzun zamandır böyle neredeyse artık yılan hikayesine dönmüş ve çok güçlü lobilerin zorladığı bir mesele haline dönüşmüştü. Dolayısıyla evet, böyle anlık reaksiyonlar olmuş olabilir. Şu da olabilir, o işte 11 yaptırımdan 5'ini seçme şansını Biden'a bırakmayıp Trump'ın bu hakkı kullanması veya bununla ilgili bir şey olacaksa bunu Biden'a bırak. Çünkü Biden için bu böyle kucağına gelecek ateş topu falan değildi. Yani çok önemli meselelerden biri de değil. Biden'ın hani birinci öncelikli meselesi olacak bir şey değil Türkiye. Ve dolayısıyla yani Biden'a bırakıldığında çok da onu zora sokacak bir durum da yok. Ama şimdi Trump bence hem kendi kamuoyuna ve Cumhuriyetçi kamuoyuna, çünkü 2024 adaylığı için Cumhuriyetçi Parti'nin yine onu aday göstermesine ihtiyacı var. Dolayısıyla hani bu seçimde partiden memnuniyetsiz olsa bile bu önümüzdeki dönemi, tekrar adaylığı söz konusuysa, hem bu dönemi rahat geçirmek için hem de kendisini canlı tutmak için iyi ilişkiler kurmak zorunda. Yani meselenin Türkiye ile ilgisinden çok Amerika ile daha fazla ilgisi olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu yaptırımlar meselesinin işte bir öyle deyip bir böyle demesine neden olan şey olarak Türkiye kısmı sanki çok önemli değilmiş gibi geliyor. Dediğin gibi Türkiye'nin, özellikle de Erdoğan'ın işte dünyadaki yeni gelişmelere uygun hareket edeceğiz açıklamasından da anladığımız kadar, işte Biden'ı bekliyorum sözlerinden de çıkartacağımız gibi biraz şöyle baktığını anlıyorum. Yani sonuçta bazı yorumcular da buna çok yatkındı. İşte kim gelirse gelsin, Amerika ile Türkiye ilişkileri başka bir zeminde yürür ve bunun her zaman iki tarafını da zorlayamayacağı bir dengede gitmesi mümkündür. Dolayısıyla çok radikal şeyler olmaz fikrine yakın duruyor ve sonuçta zaten işte bana ihtiyaçları var diye bakıyor ve Amerika ile bir biçimde bir tekrar, yani Biden'ın başkanlığındaki Amerika ile bir denge tutturabileceğini, bunun işte doğru aparatlarını, doğru adaptörlerini kullanarak işte onların değişeceğini anlıyoruz. Yani daha önce Trump'la teması doğrudan yürütüyordu. Şimdi Biden'la temas için bazı kanallara ihtiyacı olacak. Büyükelçilikten başka kanallara da ihtiyacı olacak. Onları hazırladıklarını ve aslında çok
hani özel olarak bir endişe görüntüsü vermemeye çalıştıklarını anlıyorum. AB meselesine gelince işte Erdoğan doğru dürüst bir yaptırım çıkmaması ve Mart'ın işaret edilmesi, yani hani tabir yerindeyse Avrupa Birliği işte bu havuç sopa meselesinde bir tür sopa gösterip sopayı da kullanmayıp ileride kullanabileceği imasıyla geçiştirmiş görünüyor. Erdoğan da açıklamasından anlaşıldığı gibi o sopanın gösterilmesinin hiçbir anlamı yok, onu asla kullanamazlar tezine dayalı stratejisine devam edecek. Çünkü senin de işaret ettiğin gibi aslında Avrupa Birliği'nin genel yaklaşımı başından itibaren Türkiye'de çokça kullanıldığı gibi çok yapısal, Türkiye'nin temel Batı değerlerinden, Avrupa değerlerinden, demokrasiden uzaklaşmasıyla ilgili şeyi çok birinci mesele halinde ortaya koydukları bir gerilim halinde yaşanmadı. Hatta Erdoğan'ın Avrupa ile ilişkileri bozuyor, niye böyle yapıyor, bizim Avrupa'ya ihtiyacımız var diye muhalefet edenleri aslında bence biraz açığa düşüren, tırnak içinde başarılı bir strateji yürüttüğü bile söylenebilir. Doğu Akdeniz, Kıbrıs gibi alanlarda gerilimi ekstra yükselterek Erdoğan aslında Avrupa ile gerilimin odağını oraya taşımış oldu. Ve Avrupa sadece ona odaklanarak ve oradaki lobileri de büyük ölçüde Yunanistan yürüttüğü için bütün dikkatler Türkiye ile mesele Doğu Akdeniz gibi oldu ve Doğu Akdeniz'le ilgili gerilimden başka hiçbir alana sorunu yaymama eğilimi ağırlık kazandı. Bu Erdoğan'ın ya bir şey yapamazlar, sonuçta bize daha fazla onların ihtiyacı var tezini bir biçimde devam ettirebildiğini gösterdi. Aslında bu bu kadar basit değil. Bu gerilim hakikaten kötü sonuçlar üretebilir. Ama Erdoğan senelerdir bu argümanla yürüyor. Diyor ki tamam, böyle hava yapıyorlar. Hani bana diyorsunuz çok tırmandırıyorsun, sürekli rest çekiyorsun, böyle yürümez diplomasi diyorsunuz. Ama onlar da işte sürekli tehdit ediyorlar, yapabilecekleri bir yere kadar. Şimdi baktığın zaman kaç senedir bu denklem böyle yürüyor. Tamam, Merkel işte mülteci kartını her sefer önemsiyor ve dengeleyici bir unsur olarak devreye giriyor ama bundan ibaret değil. Avrupa'nın genel eğilimi iktisadi ilişkiler bazında baktığında eğer hala Erdoğan bu ülkede yönetme kabiliyetine sahip ve iş yapılacak insan olarak devredeyse, onu kullanabilir sınırda tuttukları, onunla pazarlık edebildikleri ölçüde onun varlığından çok da problem duymayan bir noktada yürüyorlar. Hatta mesela Biden'ın söylediği gibi, bir Macron falan söyledi Avrupa'dan ama hani mesela Merkel'in galiba Macron'a yaklaştı diye yorumlanan konuşmasında söylediği, ya Türkiye'nin yaptığı acayipliklere son vermesi durumunda bir dengeye gelebiliriz. Yoksa onun zaten kötü siciline ilişkin yaptırımlar gündemimizde demedi. Türkiye bu tırmandırmayla bizi yaptırıma zorluyor dedi aslında. Yani Macron gibi ben Erdoğan'la Türkiye'yi ayırıyorum, dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerim iyi olacak ama Erdoğan'ı sildim defterden demedi. Yaptırım cümlesini kurarken bile şunu ima etti. Ya bizi buna zorlama. Yani aslında bir tür geriye gitmeye, ikna edilmeye çalışılan hala Erdoğan oldu bu çıkan tabloda. Orada anladığım kadarıyla Almanya'nın yanında Bulgaristan da bayağı aktif olmuş. Onu gördüm. Neyse, Avrupa Birliği, ama bu arada tabii bizim
Avrupa Birliği'ne tam üyelik vesaire gibi hayallerimiz de çoktan herhalde iyice rafa kalkmış olduğunu her seferinde görüp görüp duruyoruz. Bu sefer bazı insanlar şey diye düşündü, hani bu fasit bir daire gibi oluyor. Avrupa gözdağı veriyor, Türkiye cevap veriyor vesaire. Bir yerde bu zincir kopacak mı dendi, kopmadı. Yine Mart'ı bekleyeceğiz şimdi. Sürekli böyle biliyorsun, hep bir takım mühletler vardı. Bilmem ne raporu, ilerleme raporu, şu bu. Bu sefer yaptırımlar gelir mi oldu? Bu sefer de olmadı. Şimdi herhalde Şubat ayında da Mart'ı konuşmaya başlarız. Onun için onu şimdilik bir kenara koyalım. Bu Ama orada hafta bir şey ettiğim tabii. bu Amerika'da Jeffrey'nin söylediği var ya, Erdoğan zorlandığında mantıklı olan bir lider lafı var ya, aslında bu doğru. Yani ama Avrupa meselesinde yürüttüğü stratejiyle aslında zorlanan kendisi olmadı. Yani Avrupa'yı zorladı ve Avrupa o zorlanmadan mantıklı sonuç çıkardı. Yani Jeffrey'nin Erdoğan için söylediğini Erdoğan Avrupa'ya karşı kullanmış oldu. Yani Orada tabii şöyle de bir şey var. Avrupa'nın kendi içerisinde çok ciddi sorunlar, evet. tartışmalar olduğu için bir birlik ve birliğin sorunları var. Mesela daha başlı başına İngiltere'nin kopması hikayesi var. İçeride Doğu Avrupa'da, Orta Avrupa'daki otoriter rejimler, mesela Macaristan, Polonya gibi sorunları var vesaire. Şimdi Türkiye'ye gelecek olursak, bu hafta daha çok muhalefet biraz dikkat çekti. Özellikle bütçede Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansı. Ne zamandır Kemal Kılıçdaroğlu hakkında adalet yürüyüşünden bu yana belki de ilk kez bu kadar fazla konuşuldu. Yanılıyor muyum? Arada atladım. Tabii saldırıya uğraması falan o ayrı da, hani kendi iradesiyle Yani çıkış yaptığı, çıkışları evet, dolayısıyla, çıkış evet. anlamıyla bayağı bir konuşuldu, edildi. Hatta meclisteki konuşmasının AKP'li milletvekilleri de çok etkilediği söyleniyor. Uzun bir süre laf atmadan dinlemişler. Ben üçüncü şahıslardan, yani CHP'li olmayan milletvekillerinden o şeyi aldım, ortamı, gözlemelerini. İlginç bir şey oldu. Bir de biz işte biliyorsun dün bir yayın yaptık. Ben mesela Kemal Bey ile şu ana kadar Medyascope'da yaptığım yayınlar içerisinde en çok izlenen oldu. Normal sabah saat 11'de yapmamıza rağmen bayağı da bir paylaşım da oldu şey anlamında. Diğer medyanın da ettiği sözleri vesaire kullanması anlamında bir Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye yönelik sanki bir ilgi doğuyor gibi bir şey var ve orada dile getirdiği bazı hususlar, ki onun bir tanesini bu yayında ayrıca konuşalım istiyorum. Kamulaştırma meselesi, daha önce Selin Sayıkböke'nin dile getirdiği, Kılıçdaroğlu da onu çok ciddi bir şekilde tekrarladı meclisteki meselede. Bir muhalefetin bir silkinmesi gibi bir hava var sanki, ama tabii bu ne kadar kalıcı olabilir, ne kadar kökleri olan bir şey, bilmiyorum, bir konjonktürel bir şey mi? Ne dersin? Ya bir kere hani bunun nasıl sonuç vereceğini henüz ölçmek, kestirmek, yani belki işte böyle küçük küçük işaretler var. Hani o konuşmanın izlenme oranı ya da onun üzerine tartışmanın devam etmesi gibi şeylere bakarak bazı işaretler alabiliriz, ama en azından niyetin böyle olmaya doğru döndüğünü anlayabiliyoruz. Yani sadece Kılıçdaroğlu'yla değil, bir topyekün hal var. Yani Akşener'le başladı. Hani böyle somut sorunları dolaşarak, insanlarla temas ederek gündeme getirmesi, meclis kürsüsüne taşıması, hatta kürsüyü insanlara kullandırması. Ardından kongre süreçleriyle işte Babacan ve Davutoğlu'nun dolaşmaya başlaması. Sonra belediyelerin son hamleleri. Önce salgınla ilgili rakamları açıklamaları, peşinden yolsuzluk hikayesi hem İstanbul'da hem Ankara'da. Yani bu böyle ürkütmeyelim, devri sabık yaratmayalım
işte muhafazakar iktidar seçmenini tedirgin etmeyelim meselesi yerine biraz siyaset yapmak, biraz iddia edilen eleştirilerin karşılığı olabilecek politikalar üretme meselesinin peşinden işte bazı CHP sözcülerinin söylediğin gibi Selin Sayek gibi başka isimlerin de insan hakları meselesinden ekonomiye kadar çok daha hem mevcut meseleleri, mevcut sorunları dile getiren hem de onlarla ilgili bir takım öneriler ya da iddialar ortaya koyan çıkışlar gördük. Kılıçdaroğlu bunları bütçe konuşmasında bir tür toparlayan bir çerçeve de çizmiş oldu. Bu aslında şöyle bir şey. Yani bu niyeti bu işaretlerden anlıyoruz. Hani bunun nasıl sonuç vereceğini göreceğiz. Ama en azından CHP'de bir tür muhalefet bloğunun lokomotif partisi olmanın gereğini sadece ittifakı bir arada tutmak, aman mümkün olan en geniş şemsiyeyi tutalım, kimse altından çıkmasın, bir arada tutmak için bütün enerjimizi harcayalım, gerekirse siyaset fazla yapmasak da olur anlayışından biraz uzaklaşmaya başladıklarını, yavaş yavaş daha politik aktif bir politika yürütme niyetini görüyoruz. Bunlar tabii ki büyük ölçüde bir konuşulur, zemin yaratacak ama seçmeni nasıl etkileyeceğini izleyeceğiz. Çünkü kaç haftadır hatta aydır seninle yaptığımız yayınlarda da konuşuyoruz. Çeşitli yorumcular da değiniyor. Sen de yayınlarında değiniyorsun. İşte Metropol'de, KON'da yapılan hani ciddiye alınabilir kuvvetli araştırma kuruluşlarının hepsinin verisinde iktidar eriyor, kararsız bloğu büyüyor, muhalefette bir hareket yok. Bu resim aylardır devam ediyor. Dolayısıyla şimdi iktidarı eritmek ki onun ne kadarını muhalefetin becerdiği tartışma götürür. Yani iktidarın kendi kendine yaptıkları da az değil o erimeyi yaratmak için. Ama sürekli iktidarın erimesi üzerinden değişim tahayyülünün bir yere varmasının zor olduğu galiba yavaş yavaş idrak ediliyor. Yani kararsız cebini büyüterek onu işte birinci parti yaparak iktidar değişikliği sağlamak mümkün değil. Bugünün en iktidarı en erimiş gösteren araştırmalarında bile iktidar bloğunun çekirdek oyu hayli gerilemiş görünüyor. 35'lerde filan gösteren araştırmalar var. Çekirdek oyu, kararsızlar hariç çekirdek oyu. Yani 35-40 aralığına kadar gerilediğini söyleyen araştırmalar var ama aynı araştırmalarda muhalefet bloğu da en fazla bu sınırlara ulaşabiliyor. Hatta bunun biraz altında ölçülüyor. Kararsız cebi de büyüyor. Kararsız cebini seçmenin %50'si yapmanın, iktidar bloğunu da çekirdek oyunu %25'e indirmenin de yeni bir siyasi değişim için yeterli olmayacağı çok açık. Bunun için de muhalefetin bir tür politik çıkış yapması lazım. Bunu işte aylardır, senelerdir tartışıyoruz, konuşuyoruz. Şimdi bunun çabasının gerekli olduğu konusunda bir henüz niyet görüyoruz. Hem bunu nasıl becerebilecekleri hem nasıl sonuç alacaklarını daha sonra göreceğiz ama en azından bu kendi kendine eriyor mum gibi biz de yeterince bekler bir arada durmayı da sağlarsak tamamdır bu iş. Şimdi olmadığı galiba idrak ediliyor. Bununla ilgili bir gayretin işaretlerini alıyoruz. Ben biraz meseleyi böyle görüyorum. Burada şöyle bir şey var. Senin sözünü ettiğin araştırmalara baktığımızda bir takım sabit şeyler var. İşte kararsızların protesto oylarının falan yüksek olması. Bir diğeri de hemen hemen hepsinde gördüğüm hani bir kıpırdanma varsa olumlu anlamda İyi Parti'de var. Yani onun dışında...
Evet. Yani şey olarak hani böyle oyunu arttırma eğilimi içerisinde görünen bir İyi Parti var. Yarın Meral Hanım buraya gelecek biliyorsun. Medyaskop'un yeni büyük stüdyosunda ilk canlı yayını da onunla yapacağız Siftah'da. Yarın saat 16'da. Orada ona yani çok ilginç bir durum. Yani şöyle söyleyeyim. İyi Parti gerçekten şu gün Türkiye'de çok ilginç bir yerde duruyor. İyi Parti ve Meral Akşener. İkisi iç içe ama Meral Akşener'in kendisi de sen de bahsettin. Başına o kadar iş gelmesine rağmen, o kadar şey olmasına rağmen, hani işte istifalar, ihraçlar, çengel atmaya çalışmalar, bu partinin kimliği nedir, bir türlü kimliğini oluşturamadı demeler vesaireye rağmen ilginç bir şekilde bir yerde duruyor. Yani belli bir, en azından belli bir şeyi, oyu, belli bir yüzdeyi, %10 civarında bir oyu kesin garantilemiş gibi bir durum. Bu sanki biraz zorlama bir yorum gibi de olabilir ama hani o kararsız vesaire de tarif edilen seçmen aslında apolitik bir seçmen değil benim gördüğüm. Yani politikaya ilgisi var ama her partiden ya da öne çıkan partilere karşı bir burukluğu, kırıklığı, hayal kırıklığı vesairesi var. O anlamda bence o kararsız olan kesimlerin, tereddütlü olan kesimler için İyi Parti daha böyle hem sağdan olup ama sol partiyle de işbirliği yapan ve de bir kadın lideri olması nedeniyle sanki o kesimin ilgisini daha fazla çekebiliyormuş gibi geldi bana. Normal şartlarda Deva ve Geleceğin AKP'den kopan kararsızları ya da Bekir Ardın'ın o söylediği gri alandaki kesimleri alması beklenir normal şartlarda. Ama onlar hala ya çok erken olduğu için hala çok büyük bir atılım içerisinde görünmüyorlar baktığımız zaman. Dolayısıyla şu haliyle sanki bu kararsızlık hali, ne yapacağını bilmeme, siyasete güvenmeme halinden en fazla istifade eden ya da edebilecek olan parti sanki İyi Parti gibi geliyor. Anlatabildim mi Meram Hanım? Tam emin değilim ama yani İyi Parti aslında çok farklı bir örnek olarak duruyor önümüzde. Öyle değil mi? Senin daha iyi bildiğin bir alandan geliyorlar. Yani MHP'den geliyorlar ama MHP değil. Merkez Partisi tam olduğu söylenemez. İçinde çok ciddi kavgalar yaşadığı, hala kavgaların tam olarak bittiği söylenemez. Ama bu parti bir ilgiyi, bir cazibeye sahip. Yani evet, araştırmalarda işte bir takım ölçümlerde de çıkıyor. Yani orada çok oynak rakamlar var ama genel olarak bir kıpırdanma, muhalefet cephesinde bir kıpırdanma olan tek işte bir statik HDP oyu var. Bir gerilemeyen ve sağlam biçimde duran. Onun dışında İYİ Parti'nin de en azından oyunu koruduğu, hatta üstüne koymaya başladığını işaret eden çalışmalar var. Epeyce araştırmada böyle bir sonuç çıkıyor. Buradaki temel mesele o senin başında tarif ettiğin aslında İYİ Parti'nin en haklı eleştirileri aldığı meselenin hala avantaj olarak işlemesinden kaynaklanıyor bu. O muğlaklığı şu anda avantaja çevirebilen tek parti. Çünkü etiketi yok. Yani şimdi CHP büyük bir politik muğlaklığa oynuyor. Yani Kılıçdaroğlu siyaseti aslında netleşmeme üzerineydi. İttifakın işte Şemsiye Partisi olarak mümkün olan her kesimi, işte bu yüzden de çok eleştiriliyordu. Hani işte Gül'ü aday yapmaya çalışıyor, onu yapmaya çalışıyor, kimliğini kaybediyor filan diye. Yani muğlaklığa oynamaya denemiş bir strateji CHP'ninki ama sonuç alamadı. Çünkü kararsız bloğunda CHP'den de gitmiş %5 filan bir oy var. Yani o %25-30 civarındaki kararsız
kitlenin çok büyük bir bölümü iktidar bloğundan gidiyor. Belki %10'u AKP'den ama CHP'den de %5 var. İşte MHP'den de bir miktar var. Bunların içerisinde İYİ Parti ilk girdiği seçimde sağladığı zemini kaybetmedi. Ama o zemin onun etiketinden ya da siyasetini kurduğu için o siyasete verilmiş destekten daha çok onun muğlaklığının avantajını kullanarak onun alabileceği sonuca verilmiş oy. Yani bunun içerisinde Erdoğan karşıtlığı var. Bunun içerisinde daha milliyetçi olan ama seküler kentli ya da kıyı seçmeni var. Bu 90'lar milliyetçisi diyebileceğimiz. İşte eski merkez sağ reflekslere yakın isimler var. Ama bunların hiçbiri etiketlenmiş artık bu bizim partimiz dediği için değil. Kendilerini burada bu muğlaklık içerisinde hala ifade edebilecekleri bir alan olduğunu düşündükleri için. Ama şunu gözden kaçırmamak lazım. İYİ Parti'nin alabildiği oy ya da ivmesini arttırmasının gerekçesi yaptıklarıyla çok bağlı. Bulunduğu yerle çok bağlı. Yani diğer partiler gibi biz artık şöyle bir yörüngeye geçiyoruz deyip bu pozisyonunu değiştirdiği anda bir anda bütün dengeleri bozulabilecek bir hassaslıkta bu destek. Bu destek şu andaki muğlaklığı devam ettirip bu pozisyonunu koruduğu sürece var. Hatırlarsın işte bu hem Bahçeli'nin hem Erdoğan'ın şey yapması daveti de aslında ona bu son ivmeyi kazandıran muğlaklığı daha da avantajlı hale getirdi. Çünkü bir tür meşruluk sağladı. Yani bir sürü insanın yani üstüne varılmayacak. Şimdi CHP ve Kılıçdaroğlu milli güvenlik problemi olarak işaret ediliyor. HDP zaten başında sürekli Demokles kılıcı olan. Babacan ve Davutoğlu hala bence o şey sınırını geçemediler. Tamam burası artık bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır sınırına gelemediler. Hala tereddütler var. Ama İYİ Parti hem %10 barajını geçmiş, buradan bir tür rüştünü ispat etmiş, hala o etiketsizliğini koruyabilmiş, muğlaklığını koruyabilmiş. Dolayısıyla çeşitli kesimlerin biz de buralarda oluruz diyebileceği, hem de iktidar tarafından ana sorun olarak işaret edilmekten vazgeçilmiş bir tür meşruluk alanı. Şimdi bütün bunlar birleşince biraz da hareketli bir politika yapmaya başlayınca bunun hemen meyvelerini topladı. Ama bu söylediğim gibi biraz konjonktürel bir durum ve pozisyonunu koruyabildiği sürece devam edebilir. Ama hatlar netleştiğinde bu çatışma hatları da olabilir, ortaklaşma hatları da olabilir. Bunlar netleştiğinde dengeler biraz değişebilir. Bu açıdan İYİ Parti'nin bu belirsizlik alanında şu ana kadar süren avantajını iyi kullandığını ve dezavantajlarını kolay savuşturabildiğini ama bu gördüm. bir yerden sonra böyle devam etmeyebilir. Özellikle evet. Şey anlarda, kritik anlarda pozisyon almanın şart olduğu anlarda o pozisyonu aldığı zaman birçok kişi pekala biz bu partiyi böyle bilmiyorduk diyebilecek. Evet, değil mi evet. Yani şu aşamada öyle bir durum var. Şimdi şeye geçmeden kamulaştırma meselesine geçmeden bu senin de bahsettin hani yolsuzluk meseleleri Ankara ve İstanbul. İstanbul'daki olaya biliyorsun haber erişim yasağı getirildi hemen. Belli ki bayağı bir şey olmuş, can yakmış. Ankara'dakini sabote etmeye çalıştığı şeyler meclis üyeleri ama ona rağmen Mansur Yavaş basın toplantısıyla açıkladı. Orada
İki belediye başkanının da zaten Mansur Yavaş daha önceden yapıyordu bunu. Ekrem İmamoğlu da yeni dahil oldu. Onların da sen demin bahsettin siyasi alana belediyecilik yapıyorlar ama yolsuzluk iddiaları ister istemez onları siyasi alana taşıyor. Ve ellerinde tabii çok güçlü argümanlar var. Yani ne denir eski tabirle belgeyle konuşuyorlar. Hatta fotoğrafla Ankara'da işte bir fotoğraf koyuyor şuna ne o dinozorlara bilmem neye yok işte futbolcu heykeli buna bilmem kaç milyon harcadılar diyor. İş bitiyor zaten başka bir şey söylemeye gerek yok. Onların da devreye girmesi siyaseten devreye girmesi işi daha bir nasıl diyeyim hakikaten gerçek siyasetin yapılmasını da kuvvetlendiriyor. Yani oralar çünkü gerçekten özellikle yolsuzluk temalı argümanlar, siyasi iddialar, kartlar gerçekten iktidarı zor durumda bırakacak ki bıraktığını görüyoruz. Mesela Ankara konusunda hiçbir şey söyleyemediler. İstanbul'dakine yayın yasağı geldi. Bunun devamı geleceğe de benziyor ve bunların hepsinin de çok büyük bir kamuoyunda alıcısı var aslında. Yani her zaman öyledir ya rakamlar, yolsuzluk meseleleri insanlar hangi partiden olursa olsun bir kulak kesiliyorlar. İlla ki bunu iyi yapmış helal olsun ya da şu bu demekleri gerekmez ama bunların bir medyatik yönü çok kuvvetli hususlar. Devamı gelirse herhalde muhalefetin inisiyatifi daha fazla alabilmesini de kolaylaştıracaklar sanki. Yani bu anlamda belediyelerin özellikle büyükşehir belediyelerinin geçmişe yönelik yolsuzluk dosyalarını açıyor olmalarının siyasete yeni bir veçe kazandırdığını söylemek herhalde mümkün. Bence de ve şöyle bir tarafı var. Dediğin gibi işte böyle yayın yasağı getirmek ya da meclisteki AKP ve MHP'li üyelerin işte salonu terk edip açıklamayı sabote etmeye çalışması filan gibi şeyler aslında ters de tepen şeyler. Yani şimdiye kadar genellikle bu yolsuzluk monsuzluk işlerini hiç kulak asmayıp geçiştiriyordu iktidar. Yani duymazdan geliyor. Yani bu tür söylentiler ilk defa çıkmıyor ya da yani tamam medya bu konuda çok etkili değil ama sosyal medyada şurada burada belediyelerin yaptıkları işte çeşitli bakanlıklardaki yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları her zaman gündemdeydi ve genellikle bunların çok büyük bir bölümüne cevap bile vermiyorlardı ve yok farz ediyorlar. Şimdi şunu görüyoruz. Bundan senin söylediğin gibi tedirginlik duyulduğunu, bunun muhtemelen yine muhalefet tarafında ne konuşulduğuyla çok ilgili oldukları için değil, kendi taraflarında, kendi seçmen tabanlarında, teşkilatlarında, şurada burada bunların bir sonuç yaratmaya başladığını düşündükleri için muhtemelen cevap vermeye başladıklarını görüyoruz. Mesela bu tank palet meselesi de kaç senenin olayı. Erdoğan seviyesinden başlayarak herkes cevap yetiştirmeye çalıştı. Hatta işte bunu açıklayanı işte başka bir dolayımla hedef göstererek üstü örtü ama olmadı. Yine Erdoğan çıkıp bunu bir açıklaya o özelleştirme değil filan demek ihtiyacı duydu. Yani şimdi bunlar önemli şeyler. Yani Erdoğan bir takım şeylere hatırla daha önce de çok acayip. Biz işimize bakıyoruzdu en fazla verdiği cevap. Yok efendim bir izah edeyim filan noktasına geldiği çok az vaka var. Ama şimdi belediyelerden başlayarak biraz agresif biçimde laf yetiştirme, üstünü kapatmak, tepki vermek, cevap vermek filan gibi bir çabanın içerisinde olunduğunu görüyoruz. İşte siyasi müdahale böyle bir şey. Yani siyasi müdahale denilen şey işte MHP'nin CHP için yaptığı gibi tahkikat komisyonları kurmak değil. Tam tersi bir takım meseleleri, bir takım tercihleri, bir takım yanlışları ortaya koyup bunlara cevap vermek, bunlara
karşılık vermek zorunda bırakmak. Yani iktidarları sadece değiştirerek etkilemez siyaset. Siyaset böyle de sonuç veren bir şey. Bu yüzden muhalefetler lazım. Bu bağlamda pardon sözünü kestim ama bu bağlamda kamulaştırma talebi ya da çıkışı tam da buraya oturuyor herhalde, değil mi? Yani böyle somut olarak bir şey söylüyorsun. Burada çok büyük bir şey var. İsraf var, şu var, bu var. Birileri kayırılıyor. Hem israf var, hem kayırmaca var. Birileri zengin ediliyor ve buna el koyuyoruz. Ben bunu sorduğumda mesela Kılıçdaroğlu özel olarak şehir hastanelerini de dile getirdi. Şimdi bunların hepsi aslında çok somut şeyler ve şu ana kadar bu kamulaştırma meselesine TÜSİAD'dan başka bir cevap ben pek duymadım. İktidardan geldi mi? Geldiyse kaçırmışımdır. Ama bu önce Selin Sayıkböke söyledi, en son Kılıçdaroğlu bütçe konuşmasında söyleyince çok etkili olduğunu gördüm. Orada hakikaten bir şey var. Çünkü böyle bir afaki bir şeyden bahsetmiyor. Genellikle insanların geçmeden parasını ödediği köprülerden, hastanelerden bahsediyor. Ve birilerinin orada, birileri de işte tane atları belli, beş tane büyük şirket. Ki onların da büyümesi bu dönemin esas olarak ürünü. Burada çok somut bir şey var, çok somut bir hedef var. Ve rakamlar çok kolaylıkla çıkartılabiliyor, edilebiliyor ve buradan gerçekten bir siyaset üretildi. Ve buradan yürüyor anladığım kadarıyla, bunu bayağı bir etkili bir şekilde sürdürecekler. Bunu ben Ali Babacan'a sorduğum zaman kamulaştırmaya destek vermedi biliyorsun. Evet. O şey yargıya gider, yargı bakar vesaire falan dedi. Ama CHP mesela burada farklı bir duruş sergiliyor. Evet, yani işte bu politika yapmanın çok etkili araçlarından biri. Yani çünkü şöyle bir yani biz şuradan başlayayım. Bir kere iktidar bir süredir Erdoğan ve genel olarak bu işte hele bu 50 artı 1'lik sistem filan tartışmaları sırasında siyaseti şöyle tarif etti. Aslında bu dünya ölçeğinde de böyle yaşanan bir şey. Kardeşim itirazın varsa gelirsin iktidara, o zaman ne yapıyorsan yaparsın. İktidara gelene kadar da siyaset diye bir şey yoktur. Siyaset iktidarı kazanmak için vardır. Kazanabiliyorsan senin dediğin olur. Kazanamıyorsan sus sıranı bekle. Şimdi siyaseti bu kabalıkta tarif eden bir şey yerleştirildi. Hatta bu muhalefete de sirayet etti. Ya her şeyi bir kenara bırakın, ne yapacağınız falan değil, kazanmanın yolunu bulun seviyesine döndü muhalefet. Bu iki taraflı birden büyük bir kısırlaşma yarattı. İşte, ama politik müdahale tam da bu noktadan başlayan bir şey. Ya hani niye o beş müteahhide veriyorsundan hatta bir ileriye götürerek, o bile yetmez aslında siyasi müdahale açısından. O beş müteahhide verdiğiniz ihaleler lazım ihaleler miydi meselesini de tartışmaya açman gerekiyor. Yani onlar liyakatli ve hakikaten hakkıyla birilerine veriliyor olsa da yanlış olan işler bir de üstelik. Tercih olarak. Yani o işte geçiş garantili köprüler, hasta garantili hastaneler kime verirsen ver yanlış. Kime verirsen ver kamulaştırılması gereken. Kime verirsen ver tüyü bitmemiş yetimin hakkının verildiği şeyler. Bunun üstüne bir de bu seçtiğin beş adama veriyorsun. E şimdi bunu mesele etmeyeceksen ve iktidara gelinceye kadar bunu konuşmayacaksan, geldiğinde de ne yapacağını söylemeyeceksen, burada siyaset yapıyor olmazsın. Burada tuhaf bir şey var. Şimdi muhalefet tarafında da çok yaygın bir şey. Bir, sadece bunları bağırmasını isteyen ve çok kuvvetli bağırmasını isteyen muhalefetin birileri var. Ama değiştirmeye dair hiçbir şey yapmakla çok ilgilenmiyorlar. Ama bir yandan da bir değiştirelim de ondan sonra bakarızcı her şeyin ancak iktidar alındığında yapılabileceğine. Şimdi bu iki uçta savrulan bir şey var. Ama aslında bu ikisini birlikte
yapıldığında bir siyasi müdahale alanı doğuyor ve sürekliliği oluyor. Derinleşmesi siyasetin böyle oldu. Şimdi bu olayların gündeme getiriliyor olması ve açıkça bunun sadece alanların liyakati veya işte dar bir çete olmasından daha da ileriye giderek bir tercih sorunu olduğunun tartışmaya açılması çok önemli bir şey. Ve bunun böyle devri sabıkla, şunla bunla, yok yasayla bilmem ne, bunun yasal tarafı ayrı. Yani bunun yolsuzlukla ilgili tarafı var, haksız ihale düzeniyle ilgili bir tarafı var. Beş tane müteahhidin sürekli devlet tarafından beslenmesiyle ilgili bir tarafı var. Yeterlilikleri var, bilmem nesi var. Bu işin hukuki tarafı. Bu halledilebilir. Ama işin bir de siyasi tarafı var. Bunun böyle yapılmasına karar veren bir siyasi irade var. Yani sadece yöneticiler yanlış ihale yaptılar meselesi değil. Dolayısıyla bunu tartışmaya açmış oluyorsun aslında. Yani bu beş adamı açarak beş adamla uğraşmış olmuyorsun. Bu beş adamlı sistemi tartışmaya açmak. Politik olan bu. Dolayısıyla hani Selin Sayak bunu söyleyince işte iş adamları da olur mu öyle şey, işte bu serbest piyasa ekonomisinde olur mu böyle şeyler de, bal gibi olur. Yani serbest piyasa ekonomisi çok hani uhrevi bir şey değil zaten de, onu geçtim. Öyle olsa bile, onun içerisinde bile bu yapılan şeyin yanlış olduğunu söylemenin imkanı var, gereği var ve bunun karşılığı da var. Bunu görüyoruz. Yani burada şimdi, o zaman şöyle bir şey de toparlayabiliyoruz herhalde. Seçimden seçime, siyaseti seçimden seçime yapmayı bırakıp bütün bu süreç içerisinde siyaseti yapmak. Ama burada da şöyle bir husus çıkıyor. Muhalefet tek başına yeterince güçlü olamadığı için muhalefet partileri bir bloklaşmaya gidiyorlar seçimde. O bloklaşmayı seçim olmayan döneme de, ittifakı seçim olmayan döneme de taşıyabilme imkanı. Ama orada da işte mesela diyelim ki kamulaştırma meselesinde CHP böyle derken DEVA böyle diyor. Belki İYİ Parti de itiraz ediyordur, bilmiyorum. Ya da başka bir meselede orada da zorluk çıkıyor. Yani böyle garip bir durum var. Yani şeyden, seçim olmadan da bir koalisyon kurmak, ittifak kurmak, temel meselelerde kurmak ideali. Ama onu kurmaya çalıştıkları zaman hayati meseleler masaya gelecek ve o hayati meselelerde ortak siyaset geliştirmekte çok zorlanacaklar. Bu sefer de seçim ittifakını riske atma endişesiyle o meseleleri tartışmayı erteliyor. Şu ana kadar öyle bir şey oluyordu. Yani ama işte şunu görüyoruz. Bu strateji şuna yol açıyor. Yani biraz bu tür şeylerden kaçınmak, ya aramızdaki farklar görünür diye bazı çıkışlardan kaçınmak, evet bir arada olmayı kolaylaştırıyor gibi görünebilir ama renksiz ve soluk bir siyasi alan yaratıyor ve bu da kararsız cebinin büyümesine. Evet. Yani sizin tarafınızda bir hareket yok kardeşim. Niye o kararsızlar? Zaten senin dediğin gibi kararsızlar apolitikler değil. Tam tersine çoğu politik oldukları için kararsız ya da tepki oyuna yöneliyorlar. Yani sıkılıyorlar. Siyasetten sıkılıyorlar. Sıkıldıkları şey hareketsizlik. Buna karşılık çok büyük sertleşmeler ve tartışmalar yaratmadan ama kendi çeşitliliğini ve renkliliğini göstermek mümkün. Bunları ortaya atarak kendi içinde de tartışabilirsin. Evet, İYİ Parti yok öyle olmaz da böyle olsun desin. Hani bu ipleri atacak, köprüleri atacak, çatışacak bir şey zeminine taşınıp taşınmaması önemli değil. Ama burada bir canlılık var, burada bir şey konuşuluyor, burada bir hareket var. Burada bir şey var, intibanı yaratmak önemli. Burada şöyle bir husus var, çok yavaş yavaş toparlamamız lazım ama konuştukça tartışma zenginleşiyor. Hani güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir önerme var.
ve muhalefetin hemen hemen hepsinin birleştiği bir önerme. Bu bir tür kızıl elma oldu. Yani ya oraya bir gelelim, her şey düzelecek. Hele bir oraya gelelim. Şimdi o olduğu için buraya ulaşmaya sorun çıkartabileceği varsayılan bütün temel siyasi tartışmalar ertelenmek isteniyor. Ve olay ne deniyor? Tek adam rejimine karşı burada bir işte güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da demokrasi, çok daha genel bir şey. Bunun için bir ittifak lazım. Hele bir alalım iktidarı, ondan sonra bakarız. Ama işte ondan sonra neye bakacağını, nasıl bakacağını bugünden konuşman gerekiyor. O da siyaset yapmayı gerektiriyor. Çok böyle bir şey, bir olaya geldi. Yani bu güçlendirilmiş siyasi şey, parlamenter sistem kızıl elması siyaseti bir anlamda rehin almış oldu. Yani aslında bu iki uca savrulmadan ortayı bulmanın formülü şu. Evet, değiştirmeden değiştirmek öncelikli bir şey. Onu yapabilmek ye yoğunlaşmak lazım ama sonrasına dair, ama bugünün değişiminin canlanmasını sağlayacak argümanları ya da tezleri savunmaktan da geri durmamak lazım. Yani birbirine hizmet eden, yani bugüne hizmet eden yarını konuşmak. Bugüne hizmet etmeyen yarın tartışmalarını ertelemek ikna edici şimdi olabilir. Kemal, bunlar çok şey de senin adaşınla Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşurken de söyledim. Muhalefet bloğuna bakar mısın? CHP var. CHP'yi biliyoruz. Saadet Partisi var. Milli Görüş'ün devamı. İyi Parti var. MHP'den kopmuş. Ve bu, HDP var. Gelecek ve Deva var. Onlar da AKP'den korkmuş. Yani beş benzemez de denemez. Yani Türk siyasi hayatının bütün çatışan, kavga eden, rakip olan, düşman olan kimi durumda partilerinin ya kendileri ya devamları var. Şimdi bunları bir arada tutabilme konusunda o kadar büyük bir şey var ki anladığım kadarıyla. Özellikle CHP'de ve Kılıçdaroğlu'nda. Bunların hepsinin bir de içi var. Ne var? Bu partiler ayrı ayrı var. Bir de bu partilerin içinde de tabii, bir sürü. Üstelik. Dolayısıyla şöyle bir husus var sanki gördüğüm kadarıyla. Ya seçim ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Erdoğan karar verecek. Seçime kadar kazasız belasız bu arabayı tıngır mıngır döndürelim, sonra gaza basarız gibi bir şey var. Onu görüyorum. Ve bunun anlaşılır bir yanı var ama bunun senin de söylediğin gibi yetmediği çok ciddi bir husus var. Yani bu ikilemle gidiyoruz ve arada bir işte kamulaştırma vesaire gibi çıkışların gördüğü ilgi de aslında buna mahkum olmadıklarını kendilerine gösteriyor. Ama burada şöyle bir şey de yapıyorlar biliyorsun. Kılıçdaroğlu'nda özellikle o refleks var. Ya iyi güzel oldu ama ben bunu biraz devam ettirirsem bu sefer hani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayayım endişesinin hep yaşandığını düşünüyorum. Ya evet işte bu, ama bunu bu iki uca savrulmadan, birinden öbürünü tercih etmek zorunda olmadan bunu bir problem gibi değil, bir avantaj gibi kullanması lazım muhalefet. Muhalefetin çünkü avantaj olan şey ne? O işte birbirinden farklı bir sürü yapı var. Bir arada olup sonuç, eğer seçim kazanamazlarsa bir şey sağlayamayacaklar. Ama seçimi kazanıp bir şey sağlayabilmeleri ortaklığı için bu tarafta hakikaten başka türlü bir siyaset üretilebileceği zemini üretmeleri, kendilerinin önce yaratabilmeleri lazım. Yani bu yönetim gidecek ve Türkiye daha demokratik olacak. Peki Türkiye daha demokratik olduğunda siz ne yapacaksınız? Bu tezlerinizle, bu canlılıkla siyasi alanın hareketlenmesini sağlayacaksınız. Tekrar demokrasinin, siyasetin işleyebileceği bir şey kuracaksınız. Değil mi? İddianız bu. Tamam abi, şimdi kurun. İşte muhalefet alanında, tamam mı? Bu çeşitliliğinizi, bu farklılığınızı canlılığa çevirin. Bunu bastırmaya çalıştığınız bir kusurunuz gibi gösterirseniz, zaten iktidar işte bunlar beş benzemez diyor.
siz de zaten benzemediğiniz için taklit ederek aynıymış gibi davranmaya çalıştığınızda seçmenin %30'u da sıkılıyor ve size de teveccüh göstermiyor. Yani bu kısır döngüyü kırmanın yolu sizin kendi farklılıklarınızı avantaja çevirebilmeniz, siyasi alanı bu anlamda hareketlendirmenizle mümkün. Yani ortaklığınızı da böyle sağlayacaksınız zaten. Yani yerel seçimlerde yapılabilen şeyin hedef odaklı olduğu doğru ama ben genel seçimle yerel seçimin ruhunun çok farklı olacağını, dolayısıyla seçmen hareketliliğini üretmek için bir şey yapmaya ihtiyacı olduğunu, yani iktidar çaresiz diyoruz ama muhalefet de sürekli kendine ürettiği bir çaresizliğin içinde debeleniyor. Yani dediğin şey doğru, böyle bir çelişki var, böyle bir zorluk var ama bu zorluğu aşma iradesini koymadığın zaman o kendiliğinden öyle zaten. Yani neyse, bunları artık süremiz doluyor, doldu gibi. Yarın bir kısmını en azından Meral Hanım'a da burada sorarım. Tamam. Kemal, noktayı koyalım. Birazdan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Ankara'dan Özgür Özdemir'e anlatacak, konuşacak. Haftaya bakışı burada noktalıyoruz Kemal. İyi günler dileyelim izleyicilerimize. İyi günler. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler. Dolar düştü mü?